İşlem Ufaktan'ın 3. bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta biliyorsanız bir Fuat'ın pide deneme girişimi olmuştu. Denemede kaldı. Denemede kaldı. Yapamamıştık ve yakmıştık. Bir pide yaptım, bir de lahmacun yaptım size. Bu sefer dedik ki bu işi ustasından öğrenelim ve pideme geldik. Hazırsanız geçelim içeri. Arkadaşlar, mutfağa girmeden önce ellerimizi yıkıyoruz. Karıştıralım biz. Sağlam olsun. Tabii sağlam olsun. Şimdi abi bunu takmak zorunda mıyım? Yani saçınız ve kollarınızla, yine kolluk takılacak kollarınıza da, onu da Gözü öyle mi? Giyiniyoruz resmen ya. Yani. Arkadaşlar burada müdürümüz aramızdan ayrılıyor. Ustamızla devam edeceğiz. O bize pideyi nasıl yapacağımızı anlatacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah abi, sağ olasın. Veysel ustam, söz sende, ne yapıyoruz? Ne yapalım? İsterseniz hamur açalım. Ondan sonra pide atalım. Tamam. Olur abi. Şimdi hamuru nasıl açıyoruz? Hamuru nasıl açıyoruz? Hamurumuz burada, dinlenmiş hamurumuz var. Evet. Hamurumuzu alıyoruz buradan. Abi oklava yok mu burada? Yok, oklava yok. Makinemiz var. Ben bu makineyi bozarım. Emisin değil mi? Fuat dolarla varıyor. Abi ben eskici adamımdır yani. Dur bakalım hadi. Tamam. Burada hamurumuzu güzelce böyle eziyoruz. Buraya kadar ben de. Aynen. Evet. Güzelce ezdikten sonra bu üstten bırakıyoruz. Sonra alta hafifçe döndürüyoruz, kendi kendine bırakıyor. Bu. Kolaylığa bak ya. Biz geçen hafta bir saat boşuna hamur mu? Hamur açmışız. Sonra da kenarından böyle güzel de. Ben çeyizime direkt bundan alıyorum. Ama senin gibi yapıyor. Sen de böyle yapmıştın. Sende var, ışık var sende. Ama bendeki duvara asmalık oldu. Böyle tabela gibi bir şey oldu bendeki. Hamurumuz şu an birinci bölümü tamamdır. Tamam abi. İkinci kısma geçiyoruz. Oğlum izle, ben unuturum bak. İzliyorum ben, sıkıntı yok. Eldiven takmıyoruz. Tezgahta eldiven kullanıyoruz kesinlikle. Tamam. Ben takmayacağım. Şu an sen tak abi. Ben hamuru çünkü tamam. Atacağım şimdi. Evet. Tamam. Biz en baştan yapacağız. Evet. Aynen. Tamam. Hamur üstten geldi. Sonra yanlar. Evet. Mesela olmadıysa hamuru bir daha geçirme diye bir şey yok. O bir kere de oluyor. Yok, bir kere. Hamur sende, içi bende. Aynen. Yine iş paylaşımı. Alp vuruş. Böyle bir üstten tekrardan geçiyoruz. Kenara açamazsın diye. Şimdi hafiften bir de tırnaklama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra harcımızı döşüyoruz. Oo. Sen bayağı eli bolsun. Harcın mı? Belli bir şeyi var mı? Yani gramajı var mı normalde? Tabii, gramajı var. Ona göre yapılıyor tabii, değil mi? Tabii gramajı var, aynen. Hepsi gramajına göre. Şu an tamamdır. Ondan sonra buradan alıyoruz. Fırınımıza veriyoruz. Kaç dakika sürüyor? 6 ile 8 dakika arası sürüyor. Hamur açmayla, pidenin döşemesi... Komple bütün süreç 6 ile 8 dakika arası aynen, sürüyor. Aynen, 6 ile 8 dakika arası. Kaç dakikada pişiyor peki? 3 dakika 15 saniye. 3 dakika 15 saniye. Evet. Çok iyi. Biz 1,5 saatte yaptık biliyorsun. Yani yapamadık. Yapamadık. İnce bir şey yapamadık. Önce menüden favori. Ben kendi favorimi seçerim. Tamam, ben de seçeceğim. Tamam, ben kendi favorimi seçerim. İyi, tamam. Tamam abi. Bir tane de Damla'ya seçtirelim. Olur. Damla da seçsin bir tane. Evet. Menü elimizde arkadaşlar. Sen favorini seç abi. Ben favorimi seçiyorum. Ben karışıktan yana hakkımı kullanmak istiyorum. Okay. Ben karışık yapacağım kendime. Benim her zaman favorim. Kuşbaşılı pidem. Kuşbaşılı pidem. Aynen. Ben tamam. Kuşbaşılı yaparım. Bir tane de Damla'ya seçtirelim. Bakalım o da seçecek. Damla Hanım hoş geldiniz. Merhaba şefim. Evet, menümüz burada. Ne alırsınız? Ben patatesli. Patatesli. Sana çok güzel bir patatesli pide yapacağım. Sadece 6 ile 8 dakika arası beni bekliyorsun. Hemen geliyorum. Tamam. Ustam, izliyor musun beni? Evet. Bak şimdi. Buradan bırakıyordun değil mi sen? Evet. Aman eli kaptırma. Ustam bu gitmiyor. Bro.
Abi ben oklavacıyım ben. Oklavacıyım. Ustam ne yapıyor? Ustam. Maalesef tamam, öyle olmuyor. Gösterdiğim gibi yapmıyorsunuz. Dur. Hatırladım ustam. Ama onu ilk önce ezmeniz lazım. Ha, evet. Biz şimdi böyle yaptın usta değil mi? Biz yaparsak 6-8 dakikayı unutsun müşteri. Bak sen bu hamleyi unuttun. Evet. Ne diyorsun ustam? Yeterli mi? Yeterli. Ha. Ama tutacaksın. Tutup tamam, sonra bir daha oradan açacaksın değil mi ustam? Aynen. Ha, yakala onu. Ha. Hayır. Maalesef gereği olamadı. Abi püf noktası ne bunun ya? Ben nerede hata yapıyorum? Orada değil. Aşağıdan alacaksın. Güzel çıktı. Güzel çıktı. Şimdi aşağıdan buradan hafifçe yönünü de şeyini değiştiren, böyle de yönünü değiştiren. Yatay. Aynen yatay. Böyle mi sokuyor? Aynen. Alttan tutun. Fena çıkmadı ama biraz uzun çıktı. Etamlaya Torpilli oldu. Ben deniyorum abi. Kardeşim güveniyorum sana. İnşallah abi. Böyle güveniyorum. Bu sefer olacak. Sert davranıyorum. İncelt. Korkma ya. Ya bu kadar inceltti işte. Hemen yan. Hafif yan. Ha. Sadece tut, çekme. Tek çekme. Bakayım. Vallahi oldu Fuat. Fuat vallahi oldu kardeşim. Şimdi malzemeleri koyacağımız için eldivenlerimizi takıyoruz tabii. Şimdi Veysel ustam. Evet. Karışıkta neler oluyor? Karışıkta malzeme ne olarak? Kuşbaşı oluyor. Aynen. Kıyma oluyor. Şu kıyma. İkisini koyuyorum. Aynen. Ortasına da peynir koyuluyor. Üçte birine. Size böyle göstereyim. Yani 3 parça mı? Aynen. Bu iyi midir ustam? Hafiften birazcık daha yaysanız daha iyi olur. Şöyle. Aynen. Biraz daha güzel yaparsanız daha iyi olur yani. Biraz daha dağıtalım. Kuşbaşı alıyoruz. Kuşbaşı bu sefer. Yeter mi bu? Biraz daha alsanız biraz daha iyi olur. Daha. Aynen. Bu cimri biraz ustam. Onu bu bölüme yerleştiriyoruz. Ha. Aynen. Şuraya doğru. Evet. Bunu da yayıyoruz. İki elle yapabilirsiniz yani. Evet. Ucu boş kalmasın. Birazdan dövecek ustam ben. Sabrını zorluyorum. Ucu boş kalmıyor. Aynen. Şimdi peynir. Aynen. Problem olmaz canım. Oldu mu ustam? Oldu. Güzel oldu. Bunu aynı eldivenlerle oraya mı? Aynen. Atıyorum o zaman. Ver ustam, elime ver. Evet. Alım. Ya gerçekten yeteneksizim ya. Çok güzel gidiyordum. Yırttın mı? Yırtmadım ama biraz dağınık koydum. Olsun kardeşim. Ama o kadar da olur. Emek var. Üzülmeyeyim. Tamam. Ben affediyorum. Ben şimdi başlıyorum. Sen bu sefer, bu sefer. Bu sefer neyi? Kuşbaşılı yapalım. Bu karışıklı kuşbaşılı. Bu karışık, tamam. Kuşbaşılı. Şimdi bol hamurdan kaçmıyoruz abi. Olmaz. Oldu. At hemen. Veysel ustam. Evet. Ustam boğulmuş mu? Maalesef. Ben usta değilim, bunu ben bile kabul etmem kanka. Sana biraz mısır da ekleyeyim mi? Seversin. Biraz az koymuş. Şimdi at bakayım bunu fırına. Taktiği hatırlıyorsun. Hatırlamıyorum. Tamam. Sen dene bu sefer. Ama eldiven takman lazım. Evet. Olacak. Kal. Aynen. Aha. Hadi bakayım. Hadi. Doğru mudur usta? Maalesef. Oldu kadar ya. Oldu diyelim. F yaptım orayı bilerek. Bir şey söyleyeceğim. Ben de aynı kıvrımda sıkıntı yaşadım. Şurada değil mi? Köşede? Evet, köşede. Aynı problemi ben de yaşadım. Sol elde problem var bizim abi. Evet, orada bir sıkıntı var. Bir hamur desen aç bakalım. Tamam, hadi bir tane de ben açayım. Şunları bir atalım çöpe. Abi püf noktalar var. Ben sana söyleyeyim. Bol bol hamurlu etrafına. Avucunla bastır. Ben bildiğimi söyleyeceğim sana. Un mu biraz? Un. Undan korkuyordum ben. Ne zaman undan korkmadım, yaptım.
Çok güzel. Kıvama geldi mi? Çok güzel abi. Satır satır. Çok güzel abi. İlk deneyişimde yaparsan müthiş olur. Bir alkış alırım. Elini burada tut. İnsin tamam. Aşağıya. Getir. İnsin abi. Brain tut de. Onu hiç korkma. Çapraz yap. Ulan helal olsun sana be. Oh diyorum. Oh. Şaka oh. Gibi. Şaka oh. Gibi. Oh. Bak ilk seferde en iyisi bu olmadı mı? Yemin en ediyorum en iyisi. Yemin ediyorum en iyisi. Helal olsun. Ustam bak bak ustam. Tek seferde. Tebrik ediyorum. Tek çok seferde. Güzel. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bak şimdi müdürüm gibi de buradan veriyorum dalgayı dönme. Yapma onu yapma o kadar yapma ya. Baksana ne güzel. Ez abi kenarları. Çok iyi yaptım. Neden bu güzel oluyor biliyor musun? Çünkü bunu kız arkadaşıma yapıyorum. Yoksa o yer beni güzel olmazsa. Çok iyi yaptım ya. Bravo ya. Sana be. Bravo yemin ediyorum be. Var ya. Bravo resmen sana. Resmen hazıra kondun şu an. Yemin ediyorum helal olsun. En güzeli yine Damla'ya gitti be. Vallahi billahi en güzeli Damla'ya gitti şu an. Çok iyi. Şimdi bir karışığımız var, bir kuş poşalımız var, bir de patatesimiz var. Bu patatesli. Gel. Aha. Usta. Burayı da kaldır, sahilini de kaldır. Gelmeliyim mi? He. Evet. Abi ben daha önce hiç patatesli pide yemedim. Bunun fiyatı ne kadar? 5.99. 5.99? Evet. Makarna yapsan daha pahalıya geliyor. Makarnadan bile uygun. Makarnadan bile uygun. Şu an çok iyisin. Gel, şak yapmayayım. Şöyle. O zaman alpastan gibi. Şöyle. Aynen, şöyle. Aynen. Arkadaşlar, pideleri fırına attık. Fırına doğru tabiri değil mi? Doğru, doğru, ha. Doğru. Onlar pişe dursun. Biz de dışarı çıkıyoruz. Birazdan hepsini tadacağız. Ve arkadaşlar pidelerimiz hazır. Şimdi herkes tatsın. Sonra Damla'dan başlayarak yorumlarımızı yapalım. Tamam, okay. Tamam, okey. Ben tam ortadan bol pideli yerden. Senin buna düşük puan verme ihtimali yok bu arada. Bunu ben bizzat kendi ellerimle yapıyorum. Bunlarda puan var ama bu direkt bana ait. Başlar ya, mısın? Yorum yap ona. Hayır, hani bugün sizinkilerden de yiyeceğim sonra. Bence çok iyi. Çıtır çıtır olmuş. Bir de evet. Patatesin yoğunluğunu çok sevdim. Dolu dolu olmuş yani böyle. Güzel. Kaç puan veriyorsun? 10 veririm. 10 üzerinde mi? 10 hak edersiniz bugün, evet. Sana bir şey söyleyeyim mi Damla? Gelişimi görüyor musun? Senin evdeki nasıl tahtaydı? Yalnız çok acıkmışım. Çok iyi. Bu burada biter. Ben de tatlı yok zaten şu an. Ah. Valla ben de yorum yapayım. Damla'nın da dediği gibi. Sen yaptığın zaman da hatırlıyor musun? Çıtır çıtır. Ben daha çok seviyorum demiştim. Aynen. Bu da öyle işte, anladın mı? Ben böyle pideyi seviyorum. Ve gerçekten elimize sağlık bu arada. Veysel Usta'ya da teşekkür ediyorum. 10 numara öğretti bize. Sağ olsun. Aşkın götürüyor ha bayağı. Sevdin. Ama hepsini tadayım dedim be. Sevdin. Benim tatmaya bak. Yok. Valla tam fiyat performans ürün derler ya. Bu 5.99'da pide abi. Süper. O zaman izlerken yavaştan da videoyu kapatalım. Pideme mutfaklarını bize açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.